İyi günler. Serbest TV'de Ali Bayramoğlu ile Bugünler programında karşınızdayız. Bugün programı uzaktan online şekilde çekiyoruz. Ali Bey, merhabalar. Merhaba Mustafa. Bugün gündemin biraz dışına çıkıp farklı bir konuyu ele almak istiyoruz. Tabii Evet. gündemden ne kadar bağımsız o ayrı bir tartışma belki ama Ali Bey, ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin son 20 yılında adı her aşamada tarihe geçmiş bir isim olarak iyi veya kötü tarihsel bir takım kişiliklerle, isimlerle, figürlerle kıyaslanıyor, benzetiliyor, karşılaştırılıyor. Bunlar arasında ön plana çıkan 3 isim var ki bunlardan hangisine Tayyip Erdoğan'ın daha çok benzediği sıkça bir tartışma konusu oluyor. Biri elbette ki Sultan II. Abdülhamit ismi. İkincisi Mustafa Kemal Atatürk ve üçüncüsü Talat Paşa. Ben size şunu sormak istiyorum. Sizce Recep Tayyip Erdoğan bu üç tarihi kişilik arasından hangisine daha çok benziyor? Hangisiyle yaptıkları, ettikleri daha çok uyuşuyor? Evet, iki tane noktayla başlayalım madem böyle bir karşılaştırma soruyorsun. Bir kere bu üç isim de yani Abdülhamit, Sultan Abdülhamit, Mustafa Kemal Paşa ve Talat Paşa'nın tabii benzer tarafları var. Bu benzer taraflar iki özellikle öne çıkıyor olabilir. Biri çok kuvvetli bir otoriter nizam üstüne kurulu bir siyasi anlayışları var. Her ne kadar Mustafa Kemal'in modernizm anlayışı, uzak ilkeleri daha demokratik ve çağdaş olana yakın olsa da kullandığı yöntem, usul özellikle 1924'ten itibaren ölümüne kadar yani tek parti dönemine kadar oldukça sert bir otoriterizme işaret eder. Abdülhamit'in istibdat kısmını biliriz. Yani ülkeyi idare etme biçimindeki otoriter davranışlarını. Talat Paşa da özellikle Balkan Savaşları'ndan sonra gerek Rum tehciriyle gerek Ermeni tehciri hatta soykırımıyla kuvvetli bir otoriterlik karşımıza sunar. Bu otoriterlik her üçünde de aslında bir milli birliği sağlamak, bütünlüğü sağlamak ya da bir ulusu yaratmak diyelim amacıyla yapılmıştır. Ya da yapıldığı iddia edilmiştir. Diğer taraftan bu üç isim de bugün ulusalcı, milliyetçi çevreler tarafından resmi tarih bakımından başarıyla iç içe geçmiş isimler olarak tanımlanırlar. Böyle bir benzerlik var. Şimdi bugün tabii Tayyip Erdoğan'ı bunlardan hangisine benzetmek lazım derken Tayyip Erdoğan da aslında bu paketin içine giren biri. Yani sertliğiyle, o otoriter yönetimiyle özellikle son 10 yılda öne çıkan işte anayasanın gelmesi, gelme biçimi ve yine milliyetçi ulusalcı çevreler tarafından başarıyla anılmasıyla bu paketin içine giriyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsinden bir parça taşıdığını söyleyebiliriz. Ama özellikle Serbestiyet sitesinde Etiyan Mahçupya'nın malum başlattığı bir tartışma var. Daha doğrusu bir tezi var. Bu yeni rejime, 2016 sonrası rejime yeni iddiatçılık adını veriyor. Dolayısıyla iddiatçılık nedir? Talat Paşa yöntemi politikaları açısından bu da araya oturuyor. Tabii Alper Görmüş de gördüğüm kadar buna çeşitli yazılarıyla katılıyor. Ben şöyle bir akıl yürütmeyle devam edeyim. Abdülhamit'le ilgili bir kere bir benzetme yapalım. Abdülhamit de tarihçiler malum kimi tarihçiler Abdülhamit paradoksu diye bir kelime, bir kavram, bir tabir kullanırlar. Abdülhamit paradoksu nedir? Bir tarafta son derece sert, vuran, öldüren, imha eden bir padişah söz konusu. Bu 1900 işte
94-96 Ermeni olaylarından başlayın, içerideki sürgünlere ve istibdata kadar giden son derece sert bir padişah. Hatta kanlı padişah olarak, kızıl padişah olarak anılmasının nedenlerinden de bir tanesi bu. Fakat buna karşılık bugün sağ çevrelerin gördüğü, kabul ettiği, benimsediği gibi Abdülhamit o dönemde Osmanlı'nın bütünlüğünü politikalarıyla korumayı becerebilmiş. İçerideki tedirginlikleri, isyanları, talepleri baskıyla da olsa bir, nasıl söyleyelim, bir ipin ucuna bağlayarak onu kendisine doğru çekebilmiş bir padişah. Dolayısıyla bu paradoks denilen şey de temel olarak bu. Hem bir devlet adamı olarak başarı tırnak içinde, hem aynı zamanda bunun inanılmaz sert, ölümcül yöntemlerle birlikte gitmesi. Şimdi Tayyip Erdoğan'da buna benzer özellikler var mı? Hiç şüphe yok. Ben bir zamanlar zannederim bununla ilgili yazılar da yazmıştım. Yani Abdülhamit paradoksuyla Erdoğan paradoksu biraz birbirine benziyor diye. Hem yani Türkiye'nin son yıllarda görmediği oranda Türkiye'yi uluslararası platformda bir güç olarak yukarıya doğru çeken bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. En azından Batı'nın Türkiye'ye bakışı bu çerçevede, biz bunu böyle görsek de görmesek de. Ama diğer taraftan ülkeyi demokrasiden her geçen gün uzaklaştıran, şahsi bir yönetime mahkum eden bir kişi. Dolayısıyla paradoks açısından Abdülhamit'e benzer. Mustafa Kemal'le ilgili de şunu söyleyeyim. En sonunda sonra cevap vereceğim, merak etme hangisine daha çok benziyor sorusuna kendimce. Mustafa Kemal açısından şunu söylemek mümkün. Mustafa Kemal ve laik çevrelerin büyük bir modern mimarıdır. Bir cumhuriyetin, laik cumhuriyetin kurucusudur. Bu laik cumhuriyetin içerisinde birbirine benzeyen kültürel kesimler meşru olarak yer alırlar. Diğer taraftan benzemeyenler, işte dindarlar, İslamcılar, Kürtler, merkeze ancak merkezin kurallarını kabul ederek kabul edilirler. Yoksa dışlanırlar ve dışarıda bırakılırlar. Bu modern laik cumhuriyetin bizdeki bu özel anlamı Tayyip Erdoğan'ın kimi politikalarıyla benzer. Tamamen ters bir hatta olsa da Tayyip Erdoğan'ın ben İslami kesimi sistemin içine katan bu laik cumhuriyet modernizmini bir tür muhafazakar cumhuriyetle ikame eden ya da tamamlayan, dolayısıyla üslubu, yöntemi, kimlik politikaları açısından İslami veya muhafazakar kesimin biraz Mustafa Kemal'i olarak tanımlarım ki bu şekilde de algılandığını düşünürüm. Dolayısıyla bu anlamda bir projenin yenilenmesi anlamında da bir Mustafa Kemal tarzı ve yöntemi var. Diğer taraftan baktığımız zaman Mustafa Kemal'in otoriter tarzı, şahsileşmiş yönetimi tabii Tayyip Erdoğan'da da ortaya çıkıyor. Ama bunlar içerisinde bence en büyük benzerliği Talat Paşa'yladır. Talat Paşa ile olan benzerlik şu açıdan çok daha politik ve çarpıcı. Talat Paşa'nın iki tane büyük nasıl görüntüsü var diyelim. Birinci görüntü Balkan Savaşları öncesi bir görüntüdür. Yani 1908'de başlayan 1911'e kadar giden, 11'de biliyorsun o Babali darbesiyle renk tablo değişmiştir. Fakat bu tarihe kadar, özellikle 11'e, daha sonra 1900 Balkan Savaşları'nın sonuna kadar Talat Paşa daha bir Osmanlı fikrine yakın, farklı eğilimlerin, farklı etnisitelerin, farklı grupların diyaloğuyla meşruti bir rejim kurmak ve bu istikamette ilerlemek üzere yol alan bir devlet adamı olarak karşımıza çıkar. Bu tabirleri tabii formalize etmemek lazım. Bunlar başka türlü de kullanılabilirler ama
birinci fasatı Talat Paşa'nın, aynı Tayyip Erdoğan'ın birinci fasatında, yani birinci yüzünde, birinci döneminde olduğu gibi daha farklılıklar arasında bağ kuran, en azından farklılıklar arasındaki bağı kendi tahayyülüne, kendi beklentilerine yontsa da bunları meşrulaştıran bir politika hattı üzerinde tanımlanabilir. Malum Tayyip Erdoğan'ın da 2010'a, 11'e, 12'ye kadar, 13'e, 14'e, herkes değişik tarihler koyabilir, İzlediği politika bu anlamda farklılıklar arasında bir denge, bir eşitlik, bir alışveriş politikasıydı ve toplumun sözleşmesini bu anlamda yenileme hedefi ön planda duruyordu. Talat Paşa'da da aynı şey söylenebilir. Dağılmakta olan, zorlanan, savaşlarla karşı karşıya olan bir imparatorluğun içindeki Ermeni, Rum, Türk, Müslüman unsurların bir mobilizasyon etrafında yeni bir toplumsal ruh oluşturması, o peşinden gittiği tahayyüllerden biri olarak kabul edilebilir. Buna karşılık Talat Paşa özellikle Balkan Savaşları sonrası büyük bir, nasıl söyleyelim, bugünün tabiriyle paradigmatik bir değişim geçirir. Tehlike, tehdit fikrinin ve içerideki kendisine benzemeyen ötekilerin tasfiyesi konusunda son derece sertleşen bir profil görmeye başlarız. Bu işte Balkan Savaşları'ndan sonra Ege bölgesindeki Rumların tehciliyle başlar ya da gönderilmesiyle, kaçmasıyla başlar. Aslında daha erken, daha 1913'te, 14'te Rumların korkutulması, peyderpey Ege bölgesinin, Trakya bölgesinin tek tür Müslümanlardan oluşan bir toplumsal dokuya doğru ilerlemesi ana politikalarından biri olmuştur. Daha sonra da 1915'te de bunun bu istikamette çok vahim bir politikayla devam ettiğini biliriz. Hans Kaiser, Talat Paşa adlı bir kitap malum yayınladığı İletişim Yayınları'ndan, temel tezi budur. O der ki sert, katı, tek milletli ulus devletin kurucusu Mustafa Kemal değil, Talat Paşa'dır. Yani bütün Rumların, Ermenilerin bu topraklardan uzaklaştırılması ve bu toprakların Türklere mal edilmesi, Türklerin hakimiyetinin tesis edilmesi ve bu çerçevede bir ulus devlet kurulmasıyla. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'la hakikaten büyük bir benzerlik olduğunu düşünüyorum iki açıdan. Birinci açı, iki farklı eğilim, iki farklı dönem. Tayyip Erdoğan'da özellikle 2016'dan sonra, 2015-2016'dan sonra, yani Kürt çözüm süreci bittikten ve Fethullah Gülen ayaklanması başladıktan sonra, aynı Balkan Savaşları'nın etkisi gibi bambaşka bir yere doğru evrilip temel paradigmasını inanılmaz karşı kutba taşımıştır. Aynı Talat Paşa'da olduğu gibi. Daha sert, daha disiplinli bir toplum ve devlet anlayışı. Tabii burada çok daha önemli bir husus var. O husus da şu: bir dönem Talat Paşa'nın siyaseti İttihat Terakki'yi devletle, devlet güçleriyle, askerle tam iç içe geçirmesinde olduğu gibi, bizde de 2016 sonrası rejiminde bir tür muhafazakarlarla, siyasetçiyle devlet arasında bu anlamda bir bütünlük görüyoruz. Tayyip Erdoğan kendi politikalarını yeni Türkiye olarak tanımlasa da o geleneksel, bildik ulus devletin ve Türkiye'nin varlığının diğer ülkeler karşısında korunmasının bir temel mesele olduğunu ifade eden ve toplum içi dokuyu bu çerçevede kuvvetlendirmeye çalışan bir isimdi. Büyük zulümlerle birlikte aynı şeyi Tayyip Erdoğan'da da görüyoruz. Dolayısıyla benim senin soruna cevabım, bence Mustafa Kemal'e değil, benzetilmesi gereken adam Tayyip Erdoğan'ın Talat Paşa'dır. Ve Türkiye'nin son dönem politikaları da İttihat Terakki'nin politikalarını oldukça andırmaktadır diye düşünüyorum.
Evet, Ali Bey teşekkür ederiz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki haftalarda yeni programlarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.